Arkadaşlar, C# Form derslerimizin 75.'si ile karşınızdayız. Bu dersimizde nesne nasıl hareket edilir onu göstereceğiz. Toolbox'tan bir tane Picture Box alıyorum. Tabi başka nesne de kullanabilirsiniz. Rengini değiştiriyorum. Back Color'dan. Evet, böyle bir renk olsun. Bu işlem için olayların olduğu yerden K-Down seçeneğini çift tıklıyorum. Evet, şimdi bunun için if diyorum. E nokta K-Out basılan tuş, örneğin sağ ok tuşu olsun. Evet, right ise nesneyi 2 piksel sağa kaydır. O zaman picture box 1 nokta left arkadaşlar. Şu anki bulunduğu konumdan 2 birim daha sağa gidecek. Artı eşittir 2. Artı eşittir 2. Aynı şekilde basılan tuş eğer sol ok tuşuysa o zaman da sağa doğru gittiği zaman artıyor arkadaşlar. Artı, sola doğru gittiği zaman x ekseninde azalıyor. Eksi 2 diyeceğiz. Diğer bir durum. E nokta k pod case nokta yukarı ok tuşu olsun. Yine feature box 1. Burada top dediğimiz kavram, yani yükseklikle alakalı olan, bu devreye giriyor. Yukarı doğru çıktığı zaman arkadaşlar değer azalıyor. Aşağı doğru indiği zaman da y ekseninde değer artıyor. O zaman eksi eşittir 2 diyoruz. Veya aşağı ok tuşu. Burada da 2 birim aşağı doğru gittiği zaman 2 birim artacak. Evet, ok tuşlarıyla bu şekilde. Tabi bunu işlemi butonlarla da yapabiliriz arkadaşlar. Çalıştıralım. Ekran klavyesini açıyorum. Evet, şu anda sağ, sol, yukarı ve aşağı. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Buton içinde bir gösterelim. Yine aynı mantık. Bir tanesini göstereyim. Zaten diğerleri de aynı mantık. İleri. Şuradaki ileri sağa doğru, yani sağ ileri. Gerçi bu şekilde kalsın.
Sağa doğru. Burada da şöyle diyeceğiz. Picture box 1 nokta left artı eşittir 2 diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Ayrıca arkadaşlar konuyla ilgili daha önce yaptığımız asansör uygulaması var. Onu da 76. ders olarak listeye ekleyeceğim. Ayrıca videonun açıklama kısmında da linkini paylaşacağım. Bir de daha önce yaptığımız hesap makinesi örneği var. Onu da 77. ders olarak listeye ekleyeceğim. Yine aynı şekilde videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Evet, buton gördüğünüz gibi arkadaşlar, o da aynı şekilde işlemi yapıyor. Evet, videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi